Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sunar. Türkiye'nin en temiz ekranı Kanal 40 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası geçen haftada değindiğimiz E. coli 0157 bakterisi ihtiva eden etleri bu hafta programın tamamını kapsayacak şekilde konumuzu E. coli 0157 bakterili etleri ayıracağımızı söylemiştik. Bu haftada böyle bir oluşuma nasıl izin verildi? Bu ihmaller zincirinin sorumlusu kim? Bununla ilgili bir bakanlık bedel ödeyecek mi? Halkın ucuz ete karşı veya normal ete karşı devlete olan güveni, ucuz ete olan güveni sarsıldı mı? Bunları konuşacağız ama bugünkü programımız çok önemli bir program sevgili seyirciler. Neden önemli? 3-5 milyonu, 1-2 milyonu ilgilendiren bir konu değil, 80 milyonu ilgilendiren bir konu. Aynı zamanda hem halk sağlığı hem de devlete duyulan güven ve saygıyı yaralayacak bir oluşum karşımıza çıktı. E. coli 0157 bakterili etler ülkeye normal prosedürlere uyulmadan sokulduğu için bu da tespit edildi, basına, medyaya yansıdı ve amiyane tabirle kızılca kıyamet kopması gerekirken yine Türkiye'de bir şey olmadı. Yine ucuz söylemlerle bu konu örtbas edilmeye çalışıldı ama Tarım Masası'nda hiçbir zaman halka rağmen hiçbir iş yapılmayacak, Tarım Masası da gündemden düşürmeyecek. Program konuğumuz CHP Edirne Milletvekili sevgili doçent doktor Okan Gaytancıoğlu. Hemen Okan Bey size hoş geldin diyeceğim ve bir canlı yayında bir bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk önce uzmanlar durumu bir tespit etsinler, ondan sonra biz konuşalım. Evet, telefon alalım arkadaşlar. Hasan Bey. Evet, telefon bağlanana kadar biz konuşmamıza devam edelim. Tekrar hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar diliyorum. Kanal 42 izleyicilerine, bizleri dinledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sadece doğruları, gerçekleri biz Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden de olsa önce bir bilim adamı mantığıyla ve dürüstlüğüyle açıklayacağımıza ve tabii siyasi olarak da neler yapılması gerektiğini sizin ekranlarınızda paylaşacağım. Burada herhangi bir grubu, herhangi bir kitleyi koruma değil. Biz de sizler gibi 80 milyonu Türkiye Cumhuriyeti tüm vatandaşlarını koruma ve kollama görevini üstlenmiş birer siyasetçi olarak bu sorumlulukla iyi bir program olması dileğiyle diyorum. Tabii burada E. coli 0157 bakterisinden önce ithalatı gerçekleştiren Et Süt Kurumu. Evet. Et Süt Kurumu'nun da normal prosedürleri var. Bu prosedürlerde etlerin bulunduğu yerden numune alınır. Bu analiz sonuçları negatif çıktığı zaman, yani bir sıkıntı olmadığı zaman da gümrüğe gelmesine izin verilir. Kesinlikle. Gümrükte tekrar numune alınır ve bu soğuk zincirde devam etmesi gerekir. Ama burada süreç tam tersi. Yani ilk önce etler Türkiye'ye gelsin. Evet. Analizler, evet. Prosedürler peşinden devam edilir. Evet. Bu prosedürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ihmal neden böyle bir ihmal yapılmış? Ya şimdi bakın, yani 15 yıldan beri ülkeyi yöneten bir iktidar var. Artık biz onları çok yakından tanıyoruz. Yani ihmal demeyelim, ufak tefek de demeyelim, büyük rantlar peşinde koştuklarını artık biliyoruz. Yani halka da doğruları yeterince anlatmadıklarını biliyoruz. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi geldiğinde dediler ki Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz mazotun yarısını sizlere bu sene vereceğiz. Ben de dedim ki ya bunları tanımasak biz de inanacağız.
hemen 3-4 saatlik bir sürem vardı Tarım Komisyonu'nda, inceledim. Bunun böyle olmadığını yakından gördüm. Niye? Çünkü mazotun yarısını size vereceğiz dedikleri zaman ne anlar vatandaş? Çiftçi örneğin 5 lira 20 kuruş şu anda mazot. Hı hı. 2 lira 60 kuruştan, değil mi? Ben size mazot vereceğim demek. Ki o zaman 5 liraydı. 2,5 liradan gideceksin, mazotunu alacaksın demek. Bu değil. Ya da yat sahibinin, kotra sahibinin aldığı gibi gümrük vergisi ve ÖTV'si, KDV'si olmadan 1 lira 80 kuruştan mazot mu alacak benim çiftçim? Hayır. Ne yapıyorlar? Bir mazot destekleme ödemesi var. Gübre desteklemesiyle birlikte onu birleştiriyorlar. Bütün destekleri kaldırıyorlar, azaltıyorlar, birleştiriyorlar. Prim desteklerini arttırmıyorlar. Bunun tamamını mazota yansıtıyorlar. Ve bunu da iki taksitle ödeyecekler. Diyorlar ki 1 litre mazot 5 lira. 7 litre mazotla 1 dekar yer sürülür 35 lira. Bunun yarısını biz iki taksitte vereceğiz. Yani şuna benziyor. Buradan koyunlar geçerse, bu tellere takılırlarsa, ben de buradan bu yünleri toplarsam kazak örebilirim. Yani bu mantıkla olmaz. Evet. Telefonumuz hazırmış herhalde. Tabii ki. Hasan Hüseyin Bey merhaba. Alo. Evet, bizim telefon. Bu olayda da sanki et süt kurumu mu, telefonları mı kesildi? Olabilir yani herhalde. Her şey olabilir. Evet, şu anda ses yayına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla mazot olayını ayrıca konuşalım. Tabii konuşuruz. Bu çünkü biz programlarımızda, hatta dönemin Tarım Bakanı Faruk Çelik'i de biz programımıza aldığımızda, Sayın Fakı Baba'dan önceki bakanı, burada Sayın Faruk Çelik dedi ki mazot yarısı devletten, yarısı bizden, bu bizim projemiz ve bu uygulanacak dedi. Bunu sizinle konuşmuştuk. Evet. Telefonla konuşmuştuk. Böyle bir destek. Bunun Sayın Fakı Baba da tam tersine, o zaten uygulanabilecek bir şey değildi, evet, dedi. Onu ben sosyal medyada da paylaştım, ekranda da paylaştım. Sayın Faruk Çelik de işin doğrusu hayretle karşıladı. Evet. Bir devlet adamlığı ciddiyetiyle, aynı partiden bir bakan olması sebebiyle belki şey yapamadı ama sonuçta bu olay gerçekleşecek dedi, ama bütçede sanırım bir revizyon da yapıldı bununla ilgili. Şimdi tabii olaya bütçe rakamı açısından bakarız her zaman için. Yani siz bütçeyi makyajlayarak bir şey yapamazsınız. Bütçe rakamı değişmedi. Yani geçen sene 12.8 milyar lira destek vardı. Bu sene 14.5'a çıkardılar. Yani bunu enflasyon oranı kadar arttırdılar. Şimdi bu ne demek? Yani ben geçen sene çiftçimiz borçluydu, köyden kente göç ediyordu, zor durumdaydı. Biz yine aynısını devam, evet, ettireceğiz dediler. Telefonu hemen alalım. Evet. Hasan Hüseyin Bey hoş geldiniz programımıza. Alo. Hasan Hüseyin Bey hoş geldiniz Tarım Masası'na. Alo. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Çok önemli geliyor. O zaman tekrar ben söyleyeyim. Sevgili seyirciler, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anadolu Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Hüseyin Hadinli şu anda telefon hattında. Sesim geliyor değil mi Hasan Hüseyin Bey? Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür Güzel ederiz. İyi akşamlar. Bu E. coli 0157 adlı bakteri bir ete nüfus ettiğinde ne gibi etkileri olur? Bunları öğrenmek istiyoruz sizden. Tabii. Öncelikle bakteri hakkında biraz bilgi vereyim. Şimdi Escherichia coli dediğimiz bakteri hayvanlarda ve insanlarda sindirim sisteminde, yani bağırsakta bulunur ve çevremizde de bulunur. Yani tekrar bakteri deriz biz bunlara. Bunun birçok türü var. Hem hayvanlarda hem insanlarda patojen türleri de var. Bunların en tehlikelilerinden bir tanesi Escherichia coli O150H7 dediğimiz bakteri türü. Bu iki tane toksin salgılar. Difteri toksinleri benzer. Dere toksin salgılar. Ve dolayısıyla insanlarda gıda zehirlenmesine sebep olan en önemli patojenlerden birisidir. Dolayısıyla hayvanlarda bulunması ve insanlara da bulaşması nedeniyle zoonoz karakterdedir. Ve ciddi bir toplum sağlığını tehdit eden etkenlerden birisidir.
Şimdi bunun ana kaynağı olarak tüm dünyada kabul gören rezervuar hayvan sığırlardır. Sığırların dış kısmında bulunur ve dışkısıyla saçılır. Eğer kesimhane şartları çok uygun değilse hayvanın dışkısındaki bu mikroorganizma ete bulaşabilir. Ete bulaşmasıyla da insan eğer bu kontamine eti tüketirse çok ciddi gıda zehirlenmelerine hatta ölümlere neden olabilir. Onun için bu etkinin ette bulunmaması gerekir. Sizin bulaş yani bir depoya koyduğunuzda bu etleri depodaki diğer etlere de sirayet eder mi? Şimdi şöyle tabii enfekte ya da sesim geliyor mu? Alo. Evet sesiniz geliyor şu anda. Tamam. Eğer kontamine bir etle diğer etle temas ederse mutlaka bulaşma olur. Yani buradaki bulaşma aynı ortamda kontamine etle temiz et bir arada bulunursa tabii diğer etlere de bulaşır. Direkt temassa direkt olarak bulaşabilir yani. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler bu konu için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum size. Oldu. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Bu Profesör Doktor Hasan Hüseyin Hadım'da mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi. Yani tespitler bilimsel açıdan bu. Bir de gıda mühendisliği açısından bu olay nasıl? Bir de onu değerlendirelim. Tabii. Öbür telefonumuzda arkadaşlar hazır olunca beni uyarın. Konuyu da fazla bölmek istemiyorum Sayın Gaytancıoğlu'na. O yüzden hazır olunca hemen onu da alalım. Ondan sonra programa akışında devam edelim. Evet. Hocamız tamamen bilimsel bir açıklamada bulundu. Tüm dünya literatüründe ne yazıyorsa Escherichia coli ile ilgili bunun tiplerinden bahsetti. Ama önemli olan bir şey söyledi. Kesimhane şartları uygun değilse dedi. Yani bakın bu olay Türkiye Cumhuriyeti'nde olmuş olsa o kesimhaneler kapatılır. Uzun bir süre kapatılır, dezenfeksiyona tabi tutulur. Yani ciddi anlamda temizlenir. Çünkü kontaminasyon dediği olay bulaşma. Her yere de bulaşır bu. Zoonoz dediği insandan hayvana da geçebilir. Hayvandan insana da geçebilir. Dolayısıyla çok tehlikeli ve ciddi gıda zehirlenmelerine hatta toplu zehirlenmelere yol açabilir dedi. Ben de böyle anlamış oldum. Evet. Şimdi biz zaten niye sürekli kesimhane şartları diyoruz? Hijyen çok önemli diyoruz bu işte. Yani önce siz madem ithalat yapacaksınız, ithalat yapmaya karar verdiniz. O bölgedeki kesimhane koşullarının uygun olup olmadığına dikkat etmeniz lazım. Orada önce numuneler almanız lazım. O kesimhane uygunsa, hijyen bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına, kanunlarına uygunsa, önceki numuneleri orada alıp ondan sonra bunu ülkeye sokmanız lazım. Bir de kapıda almanız lazım. Orada bir numune alınmadığını tahmin ediyoruz. Orada alınıyor. Ama sonucu beklenmeden Türkiye'ye sokuluyor. Evet. Yani 2 gün sonra Türkiye'ye sokuluyor. Ama 29'unda bunun sonuçları ortaya çıkınca ta 5 Ocak'ta bunlar imha edilmeye. Yani bu ara içerisinde ne oluyor bu etler? Et Süt Kurumu'nun açıklaması bu etler imha edildi deniyor. Ancak 5 Ocak'ta niye bu yazıyı yazıyorsunuz madem? Demek ki o süreye kadar bu etler 4-5 birime, Et ve Süt Kurumu'nun birimine sizde isimleri de var, belgeleri de var. Evet, oralara dağıtılıyor. Belki de tüketiciler bunlardan tüketiyorlar. Yine ben kesimhane şartlarına dönmek istiyorum. Bu da helal et kavramını biraz açmak istiyorum. Şimdi ben Edirne milletvekiliyim. Bize Bulgaristan, Yunanistan çok yakın. Şimdi buralarda Müslüman bölgeler de var. Yani Türk vatandaşları, Türk asıllı insanlar da var. Onlarla da konuşuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde küçük ve büyükbaş hayvanlar kesiliyor. Domuz yok bizde. Dinen haram olduğu için. Ancak yabancı ülkelerde domuz kesimi de var. Benim bildiğim kadarıyla ithal ettiğimiz ülkelerde helal işlemi şöyle yapılıyor. Oradan bir din görevlisi bulunuyor ya da buralardan götürülüyor. Din görevlisi okuyup üflüyor, dua ediyor. Ondan sonra orası helal et kapsamına giriyor. Fakat mezbaha koşulları acaba helal et kapsamına giriyor mu? Yani o hayvanlardaki o pislikler, dışkılar birbirine karışabiliyor mu? Kesimhane koşulları uygun mu? Sabahtan öğlene kadar benim bildiğim kadarıyla domuz kesimi var.
öğlen saatlerinde büyükbaş hayvan kesiliyor saat 14'e kadar. 14'ten de 17'ye kadar küçükbaş hayvan kesimi var. Bu süre içerisinde dinen kanların birbirine karışmaması gerekli. Yani bizdeki kesimhanelerin ne kadar hijyen olduğunu biliyoruz. Avrupa standartlarına kesimhanelerimiz var. Fakat söz konusu ülke Bosna Hersek. Savaştan yeni çıkmış, ekonomisini yeni kurmakta olan bir ülke. Biz de ciddi yardımlarda bulunuyoruz. Bulgaristan'ı da az çok biliyoruz. O ülkelerden de ithalat yapılıyor. Yani buradaki şartların çok uygun olmadığını da ben buradan söyleyebilirim. Evet. Şimdi bu etler Türkiye'de denetim esnasında tespit edilirse ne olur? Bunu uzmandan öğreneceğiz. Tamam, öğrenelim. Hulusi Ada var telefonun diğer ucunda. Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı. Hulusi Bey hoş geldiniz Tarım Masası'na. Hoş bulduk Recep Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ekoli 0157 bakterisi ihtiva eden bir eti denetimlerde siz tespit etseniz burada prosedür nasıl işliyor? Ne tür işlemlere muhatap kalıyor o tesisin sahibi ve tesis? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde ette ekoli 0157 tespit edildiği zaman bu ürünlerin imha edilmesi gerekiyor. Çünkü mikrobiyolojik kriterler yönetmeliğimiz var şu anda Türkiye'de uygulanan. Bu yönetmeliğe göre ekoli miktarının mevzuata göre 0 olması gerekiyor. O yüzden tespit edildiği takdirde kesin imha edilmesi gerekiyor. Peki tesise herhangi bir yaptırım oluyor mu? Tesise ne yapıyorsunuz? Şimdi ekoli patojen yani hastalık yapıcı bir bakteridir. Nereden bulaşır etlerin? Bu ya derinin yüzülmesinden bulaşır ya da iç organ kapılırken iç organlarda dışkıdan bulaşabiliyor. Ya da çalışanlardan yani hijyenik şartlarda üretim yapılmadığı anlaşılıyor. Ekoli 157 varsa tespit edilmişse bir ette o tesisin hijyenik çalışmadığının da bir göstergesi. Böyle bir tespitte o ürün Tarım Bakanlığı tarafından imha ediliyor. Tesiste de idari ceza uygulanır. Ya tesis kapatılıyor mu? Veya oradaki hijyen şartları oluşumu için ne gibi işlemler yapılması gerekir? Tesis kapatma tabii ilk etapta söz konusu değil. İdari para cezası uygulanıyor. Tabii bunun tekrarında tesis denetlenir. Gıda kontrol görevlileri tarafından. Uygun hale getirilmesi sağlanır ve üretimine devam eder. Türkiye'de şu anda kesimhaneler bu şekilde. Yani orada hastalıktan ayrı bir tesis olması için herhangi bir dezenfektasyon veya bir bu etkiyi silecek bir hijyen çalışması yapılmaz mı? Ya bu denetlenmez mi? Ekoli bulaşıcı bir bakteri olduğu için hastalık yapıcı bu genellikle arındırılması için dezenfekte edilmesi lazım. Ve hijyenik şartların, işletme hijyeninin ve personel hijyeninin uygun hale getirildikten sonra üretime devam edilmesi lazım. Çünkü bu uygun hale getirilmezse sürekli ürünlerinde ekoli tespit edileceği için ikinci, üçüncü idari para cezasından sonra kapatma da uygulanır firmalara. O yüzden hijyenin sağlanması gerekli. Peki depoda diyelim 500 ton et var. Bunun 2 tonunda veya 3 tonunda analizlerde ekoli tespit edildi. Diğer etler de imha edilir mi? O depodaki tüm etler mi imha edilir? Şöyle, o partide tespit edilmişse sadece o parti imha edilir. Fakat aynı depoda diğer ürünlerde varsa bunun bulaşma olasılığı yüksek. O ürünlerde de analiz ister Tarım Bakanlığı. Onlarda da bulaşma, analiz sonucu eğer tespit edilirse ekoli 157, o ürünlerde imha edilir. Çünkü bulaşıcı bir bakteridir. Aynı depoda çapraz bulaşma dediğimiz kontaminasyon olma ihtimali çok yüksek kalır. Evet. Bir de soğutulmuş taze kemiksiz et. Raf ömrü nedir? Ne kadar sürede tüketime sunulması lazım? Şimdi kırmızı ette raf ömrü 0-4 derecede yani soğuk zincir dediğimiz soğuk depolamada maksimum 6 gün olarak tanımlanıyor. Et ve et ürünleri tebliğinde.
6 gündür. Kalırsa bozulur mu et? Efendim? Bu soğuk zincirde 4 ay falan bekletilirse ne olur? Hayır, kesinlikle bakteri üremesi olur ette ve bozulur. Güvenli olmayan bir gıda haline dönüşür. 6 günün üzerinde et zaten bozulmaya başlar. Çünkü su içeriği yüksek olduğu için mikrobiyal gelişme olasılığı riskli bir üründür et dediğimiz ürün. 6 günden fazla muhafaza edilmesi mevzuata göre de uygun değildir zaten ve gıda bozulur ve tüketiciyi zehirler ondan sonra. Bizim 6 ay şöyle -18 derecede muhafaza edilirse 6 ay durur. Evet. O zaman da soğuk zincirde 6 gün durur. Soğuk zincir olmamış olur ama o zaman da dondurulmuş evet. Et pozisyonuna düşer. Değil mi? Aynen doğru. Peki doğru. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ada, programa vermiş olduğunuz katkıdan dolayı. Rica ederim, iyi yayınlar. Evet. Şimdi Sayın Kayıtancıoğlu, şimdi uzmanlar görüşlerini söylediler. Hem Profesör Doktor Hasan Hüseyin Hadimli Bey, hem de sevgili Hulusi Ada net testleri yaptı. Şimdi biz sizinle yolculuğa başlayalım. Saraybosna'dan Bosna Hersek'ten biz bu etleri alıyoruz diyoruz ama şu da bir gerçek. Bosna Hersek bu et üretebilecek kapasitede bir hayvan var yok. Orada da işte Sırbistan'dan şuradan buradan bu işin kaymağını Sırbistan yiyor zaten. Oradan toplama getirilen hayvanlardan elde edilen etler. Şimdi biz Bosna Hersek'ten başlayalım etin yolculuğuna. Devletin kanunu diyor ki, daha düz anlatmak istiyorum. Halkın anlayacağı dilden, çünkü ben o dili konuşuyorum. Et Süt Kurumu diyor ki, kardeşim sen kesimhanede sen bu etleri kestikten sonra bizim elemanlarımız denetleyecek. Kesimhane şartlarına uygun olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi de sen bu etleri kestikten sonra biz buradan numune alacağız. Analiz yaptıracağız. Analizler negatif çıkarsa gümrüğe getirebilirsin. Ama yetmez. Gümrükte de bir analiz yapacağız biz. Ondan sonra ülkeye eğer negatifse sonuç ülkeye girişine izin vereceğiz. Evet. Burada tespit şu. Hulusi Ada söyledi. 6 gün. Aynen öyle. Şimdi 22'sinde kesmişsin sen hayvanları. Evet. 24'ünde Türkiye'ye sokmuşsun. Bu prosedürü Et Süt Kurumu uygulamamış. Gümrüğe gelmiş etler, analizler alınmış ama gümrükte sonuçları beklemeden Türkiye'ye sokulmuş. Dağıtılmış, evet. Bu süreci bir değerlendirelim. Bu neyin telaşesidir? Bu neden böyle olmuştur? Bu buna geçmeden önce Bosna Hersek'te de biraz dursak diyorum. Hemen tamam, daha duralım. Niye? Bosna Hersek çok önemli bir ülke. Bakın Müslüman ülke, yardım etmemiz gereken bir ülke, buna katılıyoruz. İnsani yardım etmemiz gereken bir ülke. AKP Bosna Hersek'le ikili bir anlaşma yapıyor. Diyor ki ben sana yardım etmek istiyorum. Senin ticaretine destek olmak istiyorum. Daha önce un ticaretini ben gündeme getirmiştim Bosna Hersek üzerinden. Şimdi Bosna Hersek'in üretim kapasitesi belli. Bizim de un ihtiyacımız belli. Türkiye un ihtiyacı olan bir ülke değil. Unu dışarı satan bir ülke. Ama diyoruz ki Bosna Hersek yardım etmek istiyoruz. Onun unu sıfır gümrükle ülkeye sokuyoruz. Bakın yardım amaçlı. Fakat girmesi gereken un miktarının yaklaşık 200 katı Türkiye'ye un giriyor. Yani sizin az önce dediğiniz gibi bu işi ticarete döküyor AKP'liler. Macaristan'dan, Sırbistan'dan un Türkiye'ye geliyor. Hem de o zamanki fiyatlarla 90 kuruşa un geliyor. Biz 110 kuruşa satmaya çalışıyoruz iç piyasada. Bu bizim ticaretimize sekte vuruyor. Un firmaları, un sanayicileri derneği Ekonomi Bakanı'na gidiyorlar. Yardım istiyorlar. Ekonomi Bakan Yardımcısı'na diyorlar ki yani bu kadar yardım ediyoruz iyi ama bu bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iç piyasayı bozuyor. Lütfen bize yardımcı olun. Bu ticareti durdurun ya da kurallarına göre yapın. Biz gerçekten Bosna Hersek'e yardım etmek istiyorsak onun ununu satalım. Ama Macaristan'ın, Sırbistan'ın, başka ülkelerin ununu satmayalım. Ben bunun üzerine biraz daha araştırma yaptım. Sadece un girmiyormuş. Yağlı tohumlu bitkiler, hatta rafine yağ giriyormuş. O da yine başka ülkelerin yağları bu kanalla giriyor. O yüzden bu et konusunda da başka ülkelerin etleri Bosna Hersek aracılığıyla Türkiye'ye giriyor. Bu da bizim
iç piyasamızı bozuyor. O sizin dediğiniz telaş da, bu az önce hocamız gayet güzel bir şekilde açıkladı, 6 gün içerisinde bozulmadan belli bir soğukluk derecesinde vatandaşa mantık olarak ucuz et yedirmek. Hı hı. Yani BİM ve A101'lerde 29 liradan kıymayı 31 liradan kuşbaşını bulundurabilmek için ciddi bir sevkiyat söz konusu. Ama bu hem iç piyasadaki hayvancılığa verdiği büyük bir zarar var. Hem de bakın az önce hocamızın bahsettiği yine diğer ilk hocamızın bahsettiği gibi çok çabuk bozulabilen ve çok çabuk bulaşabilen bir bakteri olduğu için yani biz ateşle oynuyoruz o zaman. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Ne amacıyla? Hem hayvancılığımızı batırıyoruz, Türk çiftçisine destek vermiyoruz, hem tüketicimizi bir tabiri caizse gıda zehirlenmelerine ya da dengeli ve sağlıklı beslenmemesine katkıda bulunuyoruz. Hem de vatandaşlarımızı sözüm ona ucuz et yedireceğim diye teşhir ediyoruz. Bakın iki tane marketle anlaşıyoruz. Poşetlerle hangi poşetler olduğu belli. O poşetlerle insanlar çıkıyor. Bakın ben yoksulum, ucuza et alıyorum mantığıyla insanları damgalıyorsunuz. Bu son derece yanlış. Yani burada kim kazanıyor peki? Kim kazanıyor burada? O ülkenin çiftçisi ve hangi ülkeden geliyorsa o ülkenin çiftçisi, besicisi kazanıyor. Bunu taşıyan kazanıyor. Aracılık yapanlar kazanıyor. Bunun reklamını yapanlar kazanıyor. Bunu satan mağazalar kazanıyor. Kim kaybediyor? Besicimiz kaybediyor. Yerli besicimiz ve şimdi anladık ki tüketicimiz de kaybediyor. Yani tüketicimiz belki de diyor ki ya son zamanlarda şöyle bir şeyler de duydum ben. Tabii bu şehir efsanesi de olabilir. Birçok insanda mide üşütmesi adı altında bir takım mide enfeksiyonlarının arttığını duydum. Olabilir mi, olamaz mı ama bunu da incelemek lazım. Bu konuda sağlıkçı arkadaşlarımla da görüşeceğim. Geçen bizim reklam müdürümüz Hasan Gül'den rahatsızlandı mesela. Olabilir. Hastanede mide spazmı dediler ama evet. Bilmiyorum artık. Ama o da ucuz et almaz diye biliyorum. Hiç belli olmaz. O yani. Almamış olabilir ama onun gittiği yerdeki bir lokanta yemek almış olabilir. Yer, veya şimdi bunun hepsini de yoksullar almadı zaten. Almıyorlar da zaten bu eti. Çünkü biliyorum ki her mağazaya istenildiği oranda da bunlardan temin edilemiyor. Çünkü o derece yoğun bir sevkiyat var ki herkese yetmiyor bu. Yetmediği için de... Şırnak'tan bana telefon etti arkadaşlar. Evet. 3 tane et geliyor. Evet. Yani kıyma veya kuşbaşı. 3 paket bakın. Yani 1,5 kilo. Evet. 1,5 kilodan 3 kilo. Bunun birini market çalışanı kendini alıyormuş abi. Doğru. 2 tanesi de orada bir lokanta çeviriyor. İşte yani kime gidiyor bu? Amacına ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. Yani Tarım Bakanı acaba işte iyi niyetle ben vatandaşıma ucuz et yedirmek istiyorum derken iyi niyetle davranabilir. Ancak uygulamada böyle olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü siz bakın liyakatı çiğnerseniz bir ülkede. Yani işte bakan da bunu yapıyor. Kendi yandaşlarını bakanlığa doldurursanız, Türkiye tarımına yön verecek ehliyette olmazsanız sonuçlarını düşünemezsiniz. Hele bunu bir tıp doktoru yapıyorsa, Escherichia coli'nin ne olduğunu, 0157'nin ne olduğunu benden daha iyi biliyordur herhalde. Bir cerrah sonuçta, tıp eğitimi almış bir cerrah. Bunlar, bu tip bilgiler kendilerine gelmiyor mu? Eğer aklı başında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına uygun, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarımına yön vermeyi düşündüğünü hissediyorsa kendisini, şimdiye kadar çoktan istifa etmesi gerekirdi. Yani ben nasıl böyle bir ürünü ülkeme soktum, böyle bir ürünün sokulmasına, tüketilmesine katkıda bulundum ya da çıkıp herkesten özür dilemesini isteriz. Japonya'da olsaydı ne olurdu? Japonya'da olsaydı biliyorsunuz. Evet, yani biz öyle bir şey olmasını istemeyiz. Ama tabii ki. Burada bir de şöyle bir olay var. Şimdi biz biraz da bizi diyorlar ya yalnız program yapıyorsunuz ki bu konuya bugün eğer unutmazsam bu konuya diyeceğim. Söz verdim çünkü. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda çalışan bir personelle bir yazışmamız oldu. Ona bahsedeceğim eğer vaktim kalırsa, unutmazsam ama 20 ton et diyorlar. Yani bu parada 20 ton et vardı. 20 ton et de biz bunu 29'unda tespit edildi bu. Ve imha ettik diyor. Biz diyor titiziz. Halka biz asla böyle bir ürünü yedirmeyiz diye de açıklama yaptı. Et Süt Kurumu yetkililere. Şimdi bununla ilgili bir analizi uygun çıkmayan emtialar diye dağıtım yerlerine gönderilmiş. Burada şimdi
uzaktan gösteriyorum ama bu belgeler bizim elimizde var. Diyor ki burada dağıtım gereği işte 29.05 bilmem ne tarihinde muayene analiz sonucunda uygun olmayan emtialar var diyor, özetliyorum. 20 ton et de çıktı diyorlar ya. Şimdi buraya ya bizim aklımızla dalga geçiyorlar ya bu milleti gerçekten çok saf görüyorsunuz. Evet. Ya sizde çok aşırı bir güç zehirlenmesi var. Titanic gibi bizi hiçbir güç bu gemiyi batıramaz. Daha farklı diyorlar da onu ben söylemek istemiyorum. Bir güç zehirlenmesinin bir ürünü olabilir bu açıklamalar. Bu açıklamayı nerelere göndermişler? Diyarbakır Et Kombinası'na, İstanbul Depo Müdürlüğü'ne, Sakarya Et Kombinası'na, Sincan Et Kombinası'na, iki tane Sincan Kombinası'nın iki ayrı birimine yazı yazıyorlar. Dağıtım yerlerine diyor ve bu eti imha edin kardeşim diyor. Ya belediye imkanlarıyla imha edin ya da diyor Erzincan'a gönderin. Orada rendering yapalım diyor. Erzincan'da biz bunu imha edelim. Şimdi burada demek ki bu etler oralara gitmiş. Oralara gitmiş. 20 tabii. Ton et. Evet. Bu 20 ton et de kaç tane yaklaşık bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tırla gidiyor. Şimdi tırların kapasitesi 20 ton. Evet, ben 10 saymıştım. Ya da 10'du. Ben gözümden kaçmıştır. 10 tane durgaydı. 10 tane tır. Siz bu etler çok mu kıymetliydi ki 10 tane tırı İkişer ton, ikişer ton götürdünüz. İkişer ton, ikişer ton bunları payladınız, evet. Ve bu kombinalara gönderdiniz. Evet. 20 tonun %10 kapasiteyle mi gönderdiniz ya da bu etler 20 ton değildi. Evet. Şimdi bu boyutu var. Bu boyutunu konuşalım. Bir de bu yazıyı yazdıkları tarih sevgili seyirciler. 5-1-2018 yani 24'ünde bu ülkeye bu etler giriyor, soğuk zincir de 6 gün diyor, yani 1-2-3-4-5-6 burada diyor bunun ömrü biter, bunun işlenmesi lazım, satışa sunulması lazım. Şimdi 22'sinde kesmiş, 24'ünde Türkiye'ye girmiş, 2 gün gitti, geriye kalan 4 günde de işte bu bölgelere ya gönderildi ki gönderildiğine de inanmıyorum ben. Bu ucuz et üretecek iki tane market için et hazırlayan işleme tesislerine bu etler gitti. Gitti. Bunu konuşalım. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 4 ay sonra imha yazısı yazılıyor. Et 20 ton diyor. 10 tırla 5 tane yere gönderiyor. Şimdi burada şu var Recep Bey, yani biz hiçbir zaman bilimin etik kurallarından dışarı çıkmamamız lazım. Yani bu ülkeyi yönetirken de net ve açık olmamız lazım. Demokrasi böyle bir şey. İlk konuşmacımız, hocamız gayet güzel açıkladı. İkinci konuşmacımız da Gıda Mühendisleri Odası Başkanımız da gayet güzel bir şekilde anlattı. Kontaminasyon olayından bahsetti. Yani çok çabuk bulaşmadan bahsetti. Eğer bir partide aynı depoda bir üründe bozulma varsa çok çabuk geçebilir dedi. Kişilerde de varsa hijyenine dikkat eder. O temizlendikten sonra ancak yapılabilir. Şimdi nerede temizlenecek? Bu olay mezbahada kesilmiş, olay bitmiş. Gelmiş, depoya girmiş. Depolarda artık birbirine bulaşma daha kolay. Çünkü ve bu dediğiniz gibi 10 tura bölündüğüne göre bu daha fazla da. Demek ki kontaminasyon olayı gerçekleşmiş. Bunlar da bunu sonradan fark ettiler. Ne varsa toplayın diye de yazı çıkardılar. Ne zaman? 5 Ocak'ta. Yani olayların üzerinden tam 4 ay geçtikten sonra farkına varıyorlar. Eyvah diyorlar, biz kötü bir şey yaptık. Eğer bunu fark ederlerse biz bunu imha ettiğimizde anlaşılsın. Biz de imha yazısını yazdık ama kimse anlamaz zannettiler herhalde. Biz bunu anladık. Yani 5-1 tarihi bari 30 Ağustos yazsalar. Evet, evet. Yani şimdi buradan şu anlaşılıyor. Bakın, Türkiye 2010 yılına kadar hayvan ithalatı yapmayan, et ithalatı yapmayan bir ülkeydi. 1987 yılında biz hayvan ithalatını yasakladık. Nedeni çok açık ve net. Dedik ki dünyada deli dana hastalığı var. Türkiye'ye de bu deli dana hastalığı gelebilir. O yüzden biz ette
ve canlı hayvanda mümkün olduğunca kendimizi koruyalım. %250'dir gümrük vergisi oranı. Yani bu ne demek? 1 liraya da et alsanız siz o ete maliyeti 250 lira. Çok yüksek bir gümrük vergisi. Ve biz o zaman hemen yanına da güzel bir politika yaptık. Ne yaptık? Damızlık birliklerini kurduk. Ve bir de dedik ki bizim artık bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde siyah beyaz alaca Holsteinler Türk tipi inektir. Türk ineğidir bunlar. Bunları kendi yerli ırklarımızla melezleyelim. Tüm Türkiye'ye dağıtalım. Bütün Türkiye'de dağılmıştır bunlar. Süt verimi yüksektir. Et verimi yüksek olmamasına rağmen eti de makbul bir inek cinsidir. Erkeklerinden de beslersiniz. Erkek hayvan elde edersiniz. Kesime götürürsünüz. Türkiye bu şekilde süt üretimini 9-10 milyon tonlardan 18,5 milyon tonlara kadar çıkarttı. Bu bir başarıdır. Döl verimi yüksek. Yani 7-8 tane yavruyu rahatlıkla alabilirsiniz. Ancak zaman içerisinde döl veriminde düşüşler başladı. Niye? Siz sonuçta başka bir ülkenin ırkını Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bakalım Türkiye şartlarına ne kadar zamanda uyacak? Hemen öyle 10 senede, 20 senede anlaşılmaz. Islatta 100 yıllar, 1000 yıllar geçmesi lazım. Sizin coğrafyanızda yerli hayvanlarınız var. Bunları ıslah etmeniz, bunları melezlemeniz gerekirken siz birdenbire ırk değiştiriyorsunuz ama yine de büyük bir başarı. 2009'da et fiyatları zirveye çıkınca süt hayvanlarını kesmeye başladılar. Dediler ki ya bu süt hayvanını besliyoruz. Hem çok yem yiyor hem veteriner masrafı fazla. Ayakları çabuk sakatlanıyor. Döl verimi düşmeye başladı. Biz bu hayvanları keselim. Kesince şimdi anayı kestiğiniz zaman yavrular da olmuyor. Bu sefer ne oldu Türkiye'de? Et açığı başladı 2010'da. Ve Türkiye ilk defa et ithalatı yaptı. Geçici bir süre dediler fakat biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun kalıcı olacağını söyledik. Çünkü etle süt arasında bir denge kurmazsanız, yani ikisi de cezbetmezse insanları, besicileri, bakıcıları, süt hayvancılığı yapan işletmeleri, siz ne kadar destek verirseniz verin bunu çözemezsiniz. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti bu kadar bütçe olanaksızlıklarına rağmen tam 9,5 katrilyon lira parayı hatırlayın 2010'da sektör dışından gelen, çoğu sektör dışından gelenlere kaynak olarak ayırdı. Bir sürü süt hayvancılığı işletmeleri, bir sürü besi çiftlikleri kuruldu. Biner başlık, ikişer bin başlık yapmayın dedik. Küçük çiftçilere destek verin. Yani 4 tane ineği olan, 5 tane ineği olan, 10 tane ineği olan Avrupa Birliği bilmiyor mu? Amerika gibi değiliz biz. Avrupa Birliği'ne yakın bir coğrafyadayız. Avrupa Birliği'nde işletmeler 30-40 baş arasıdır. Ve aile işletmesi şeklindedir. Bizde de 4-5 baş. Bunu 10 başa, 15 başa çıkartalım. Bin başa biz bakamayız. Bunlar sektör dışından da geliyorlar, olayları bilmiyorlar. Yapmayın dedik, Türkiye'nin kaynaklarını boşa harcıyorsunuz. Nitekim Türkiye'de süt üretimi arttı ama o 9,5 katrilyon lira para yok oldu gitti. Sonuç ne var? Biz yine hayvan ithal etmeye başladık, et ithal etmeye başladık ve bu artmaya başladı. Bakın 2010'dan 2017 sonuna kadar olan ithalat değeri 5 milyar doları aştı. 5 milyar dolar karşılığında ne var? Başladığımız yere döndük. Türkiye yine hayvan ithal ediyor. Yine et ithal ediyor ve sağlıklı olup olmadığını tartışıyoruz. Evet. Bir reklama gideceğiz. Ama reklama gitmeden önce sevgili seyirciler, reklamdan sonra daha farklı bir konuya olayı taşıyacağım. Ve elimizde o kadar çok belge var ki bu belgelerden hangisini arıyorum şu anda onu bulmaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim hemen. Şimdi Et Süt Kurumu veya daha doğrusu bakanlık iki tane markette ucuz et satılması için şartlara uygun iki tane marketle anlaştılar. Bu iki tane markette et tesisleriyle anlaştı. Biz de çünkü bunların soğuk hava depoları veya tesisleri yok bu manada. Bu tesislerle de anlaşarak kardeşim bize yarımşar kiloluk paketler halinde kıyma ve kuşbaşı vereceksin diye anlaşma yapıldı. Yani devletin marketlerle anlaşması kuşbaşı ve kıyma için. Peki bu gelen partide ne var? Büftek var, pirzola var, kontrofil var. Bu kontrofil ilk defa duydum ben, hiç yemedim herhalde. Bonfile var. Bu etler nereye gidiyor? Piyasadan toplanan
Belki kalitesi düşük etler mi işleniyor? Bu kıymetli etler ne yapılıyor? Bunu da reklamlardan sonra konuşacağız. Biz izlemeye devam edelim. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek.